Selamun Aleyküm canlar Yine yeni Mobile Legends haberleriyle karşınızdayım Bu haberler bambaşka Ve son videolarda like hedefi tutturamıyoruz ha Canlar bir silkelenin kendinize gelin Hadi bu videoya bin like gelsin Tamam razıyım sıkıntı yok Arkadaşlar cidden haberler öyle böyle değil Hemen geçelim Sezon 33 ile ilgili çok önemli bilgileri Sizlerle paylaşacağım hemen şöyle S33 alanına gelelim S33'te ekranlar bu şekilde olacak canlar. Mystic League kostümü bildiğiniz gibi Clint kahramanına gelecek. Ekranda görmüş olduğunuz şu kostüm, sağ taraftaki kostüm. Bizler bu kostümü S35'te alabileceğiz. Mistiye giden yol kısmına tıkladığımız zaman burada da bütün efektleri vesaire görebiliyorsunuz. Bakın S33 logoları detaylar bu şekilde ve şurası da profil, isim kartı arka planı. Bu da gelişmiş olanı, efektli. Liginize göre bunları alabiliyorsunuz. Sağ alt taraftan detayları okursunuz. Şu birincisi, şu da diğeri. Bunun yanı sıra şuraya tıklayalım bakın. Şöyle baktığımızda Zushin ile ilgili görselleri detaylı bir şekilde burada görebiliyoruz arkadaşlar. Şu normal, şu da daha üstlüklere çıktığınız zaman elde edeceğimiz efekt. Sezon yolculuğu kısmına baktığımız zaman da sezon yolculuğu kısmında Avatar çerçevemiz Kelebek Gölgesi bu şekilde gayet şık, hoş tasarımları var. Cavit'in kostümünde giriş animasyonunu şöyle bir görelim. Yani sezon kostümü olmasına rağmen ben gayet iyi buldum arkadaşlar. Biliyorsunuz her geçen yıl kostümdeki efektler, kostümlerin tasarlanma olayları değiştiği için bence değişik, ilginç bir kostüm olmuş diyebilirim. Şöyle bir bakalım kostüme. Evet detaylar böyle. Biliyorsunuz her sezon yeni gelen kahramanlarla ilgili hikayeler olur. Şimdi Zushin'in hikayelerine bakacağız. Hızlı hızlı çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Efektler bu şekilde arka plan animasyonunu bayağı güzel yapmışlar. Burada işte Zushin konuşuyor. Buraları geçelim bakın. Önceki videolarında söylemiştim sizlere. Böyle hikayedeki karakterleri görüyorsunuz. Ben böyle hikaye olaylarını çok seviyorum. Ya. Bu bölümleri okudukça burada ödüller veriyor Legends Soyunu ve buradaki ödülleri ilerleyen günlerde geliştirecek. Çok özel eşyalar buraya gelecek. Bilginiz olsun. Tamam, böyle bir ekran, farklı bir şey görüyorum. Pisişik yandaş. Farklı bir alana geldik. Bambaşka bir görsel. Karlar altında kalmış boz sokaklar görüyorum. Bu da Zushi'nin çocukluğu arkadaşlar. Evsiz yetim. Ya şunları güzel bir anime filmine çevirsem Mobile Legends olmaz mı ya? Bunları yeni sezon geldiğinde sizler okuyabileceksiniz. Tek tek okursunuz, izlersiniz, incelersiniz canlar. Birinci bölüm bu şekilde canlar. İkincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü var. Her bölümde baya bir heyecanlı. Diğer bölümün açılması uzun sürdüğü için geri kalanını siz orijinal sunucularda okuyacaksınız. Şimdi gelelim asıl bombalara. Zushi'nin kahramanının profilini, S33 logosunu, çerçevesini falan gördünüz. Emojisi de bu şekilde olacak. Kahramanımıza özel bir emoji gelecek. Bu emoji marketten satın alabileceğiz. Lansman haftasına özel indirimi vesaire de olacak. Hatta Mobile Legends oyunu Zushin kahramanını, kahramanın normal kostümünü ve emojisini tek bir pakette toplayıp öyle indirimli satışa da çıkartabilir. Şu kostüme bakar mısınız canlar? S33 ilk yükleme kostümü Lunox kahramanına geliyor. Görüntüsü muazzam. İnşallah efektleri de çok güzel olur. Ben bayıldım. Sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumda belirtin. S33 geldiğinde ilk yüklemenizi yapıp 100 karşılığında Lunox'un bu kostümünü alabileceksiniz. Gelecek olan kostümler sezon kostümleri olacağı için çok efektif bir şey beklememek lazım canlar. Beklentilerimizi çok yüksek seviyelere çıkartmayalım. Umarım sezon 33 bizler için çok güzel geçer. Eşleşmelerin düzgün olduğu, feederların azaldığı güzel bir sezon olur inşallah. Şimdi geçelim MLBB ile ilgili diğer efsane haberlere. Haziran ayının 19'unda gelmesi planından Johnson Legend kostümü ertelenebilirmiş canlar. Aynı durumu Freya Legend'de de yaşamıştık. Bir ay ertelenmişti sonra gelmişti. Johnson kahramanının Legend kostümünü Haziran ayının 19'unda değil de Temmuz ayında alma ihtimalimiz çok yüksek. Büyük bir ihtimalle ertelenecek. Üzücü bir haber ama farklı gelişmeler olursa sizlerle paylaşacağım. Feni kahramanı ile ilgili haberleri bekleyen birçok abonem vardı. Onlara taze haberlerden bahsedeyim. İlk olarak şunu belirteyim. Feni'ye gelecek olan kostüm anketi sonuçlandı. Göstereceğim ama kostümün türü daha belli değil. Epic mi olacak? Kolektör mü olacak? Legend mi olacak? Belli değil ama bu kostümdeki havaya baktığım zaman arkadaşlar yani ne diyeyim böyle epikten daha fazlası gibi. kolektör ya da legend arkadaşlar. Böyle ejder efektli ilginç tonlarda güzel bir feni kostüm gelecek. Şu anlık bu detaylar ulaşabildim. İlerleyen günlerde daha kesin detaylarla karşınızda olacağım. Zilon kahramanının çarkipi kostümünün revampı Haziran ayının 21'inde gelecek. Eğer kostüme sahipseniz otomatik sizde de yenilenecek. Kostüme sahip değilseniz en son gelen Johnson'da olduğu gibi şansı çevirme etkinliği gelecek. O etkinlikte çevirmeleri yaparak şansınız varsa sondan bir önce 3200 elmasa filan şansınız yoksa 4200 elmasa filan Zilonk'un yenilenmiş çarkipi kostümünü alabileceksiniz. Alucard kahramanı için önümüzdeki günlerde iki kostüm göreceğimizi sizlere söylemiştik. Bu kostümlerden birisi. Squat diğeri ise ekranda görmüş olduğunuz bu kostüm olacak. Squat kostümü kırmızılı siyahlı tonlarda olacak. Hayabusa'nın muğlak gölgesi gibi düşünün o tonlamalarda. Bu kostümün elit olarak geleceğini hatta star kostüm olarak geleceğini söylüyorduk. Buna bir de spesyal eklendi canlar. Ama bu bilgi kirliliğinin iki hafta içerisinde sonlanacağını ve kostümün artık ne olarak geleceğinin kesinleşeceği duyumunu aldım. İlerleyen videolarda garanti olarak nasıl geleceğini, hangi türde geleceğini sizlere söyleyeceğim. Canlar geçtiğimiz videolarda Leomord kahramanı için Ducati kostümünün geleceği ile ilgili detayları sizlere vermiştim ve test sunucularında Ducati barı açıldı. Leomord için Ducati kostümünün gelmesi an meselesi. Kostümün test sunucularında görüntüsü henüz oturmadı bu şekilde gözüküyor. Ama Mobile Legends oyununun kostüm tasarımlarında ne kadar başarılı olduğunu bildiğim için güzel bir Leomord kostümü gelecek. Form sitelerinde dönen tarihte şu Ağustos Eylül. Ağustos ya da Eylül aylarında Mobile Legends oyunu Merebex Ducati etkinliğinin yeni kostümlerini getirecek. Leomord dışında gelecek olan kahramanla ilgili herhangi bir bilgi yok. Şöyle bir durumda var. Iritel, Beatrix ve Leomord. Üçü bir arada bir etkinlikte olabilirmiş arkadaşlar. Detaylar çıktıkça yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kadita severlerin çok beklediği ama bir türlü oyuna gelmek bilmeyen bu Creed kostümü de bir aksilik olmazsa Temmuz ayının başlarında satışa sunulacak MLBBX Naruto işbirliğinin geliş tarihini soran birçok kişi olduğu için Buraya da eklemek durumunda kaldım Normal şartlarda baktığımız zaman Mobile Legends oyunu MLBBX Naruto için yeni kahramanlar getiriyor Yani kahramanların ulti ve skişatları da Naruto'da karakterlerle uyumlu olacak Yeni gelen kahramanların zaten ulti şartlarına baktığımızda O uyumu görebileceğiz Ve mantık olarak baktığımız zaman Mobile Legends oyunu 3 ayda bir Yani her yeni sezonda bir yeni kahraman getirdiği için bu işbirliğinin gelmesi için birazcık bekleyeceğiz. 2025 yılının Ağustos Temmuz aylarında geleceğini düşünüyorum. Ama Mobile Legends oyunu sırf bu işbirliği için kostümleri erken tasarlayıp oyunu erken getirirse o zaman iş değişir. Tabii ki gelişmeler oldukça yine sizlere aktaracağım. Bu kostüm Valir kahramanına S33 ilk yüklemesi olarak gelecekti. Böyle planlanmıştı. Fakat bu gelmeyecek arkadaşlar. Ertelendi. Birçok kişi neden ertelendiğini soracaktır. Çünkü Kof etkinliği ile birlikte Valir kahramanı için zaten bir kostüm gelmişti. Bu nedenle Mobile Legends oyunu bu kostümü erteledi. O yüzden Valir severlerin birazcık daha beklemesi gerekir. Belki ilerleyen zamanlarda etkinlikle birlikte bedava verilen bir kostüm de olabilir. Gelişmeler oldukça sizlere aktaracağım. Mobile Legends oyunu ilgili bu kostüm tasarımını çok önceden bizlere duyurmuştu ama herhangi bir gelişme yoktu. Artık kostüm belirlendi diyebiliriz. Yakın zaman içerisinde ekranda görmüş olduğunuz bu kostüm Grok kahramanına spesyal kostüm olarak gelecekmiş. MPL kostüm olarak gelme ihtimali de var ama son form siteleri verilerine baktığımız zaman MLBB oyununun Grok kahramanının bu kostümünü bizlere etkinlikle birlikte ücretsiz vereceğine dair haberler daha ağır basıyor. İlerleyen günlerde daha kesin detaylarla karşınızda olacağım. Canlar sizlere şimdi çok güzel bir MLBB uygulamasından ve o uygulamanın yapmış olduğu binlerce elmas çekilişinden bahsedeceğim. Hemen şöyle telefonlarınızdan Apple Store ya da Play Store'a giriş yapıyorsunuz. Arama kısmına... BBML yazdığınızda BBML bu ilk kısmını görüyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Karşınıza böyle bir yer geliyor. Bu uygulamayı telefonunuza yüklüyorsunuz. Uygulamamız telefona yüklendi. Aç butonuna basarak uygulamayı açıyoruz. Gereken bildirim ayarlarına izin veriyoruz ve devam ediyoruz. Bu sayfada Mobile Legends sevgili kahramanların buildleri ve birçok popüler youtuberun yardım videolarını vesaire görebiliyorsunuz. Uygulamayı indirip açtıktan sonra profil kısmına tıklayıp giriş yap butonuna basıp buradan hesabın yok mu seçeneğini seçip Gerekli alanları doldurup uygulamaya kayıt yapabiliyorsunuz. Kayıt olduktan sonra kayıtlı olan kullanıcı adınızı unutmayın. Çünkü BBML Built uygulamasının kendi Instagram sayfasında 20.000 elmas çekilişi var. 1 kişiye 6.000, 4 kişiye 4.000, 20 kişiye 500 elmas yapmanız gerekenler çok basit. Bu Instagram hesabını takip ediyorsunuz. Daha sonra bir yorum yapacaksınız. O yoruma 3 arkadaşınızı etiketleyip BBML Built uygulamasındaki kullanıcı adınızı yazıp yorum yapıyorsunuz örnek yorumlarda zaten görüyorsunuz bbml bu yıl uygulaması Hayırlı olsun sıradaki bilimse M6 ile ilgili olacak M6'nın görsel tasarımlarına başlandı bu yılın sonuna doğru M6 etkinliği oyunumuza yerini alacak M5 110 kostümlü oyunda göremeyeceğiz ama ondan önce kostümleri Mobile Legends oyunu mağazaya koyabilir tabii ki bu kostümleri almak için bayağı bir para yatırmamız gerekecek Yılın sonuna doğru gelecek olan M6 etkinliğinin görsel tasarımları, tema, renk tonlamaları vesaire ekranda görmüş olduğunuz gibi olacak. Biliyorsunuz M6 normal ve M6 Prime kostümü Cloud kahramanı için gelecek. Cloud M6 normal kostüm anket devam ediyor. Anki tek kostümlerden birisi bu. Diğer kostümümüz bu. Bir diğer kostüm de bu. Ekranda görmüş olduğunuz 3 kostümden biri seçilecek ve Cloud kahramanına M6 normal kostümü olarak gelecek. M6 Prime kostüm anketi devam ediyor. Ekranda görmüş olduğunuz bu kostüm. Bu kostüm bu kostüm ve son olarak bu kostüm. Prime kostüm için bayağı bir seçenek var ama etkinliğin tonlamalarını biraz önce gösterdim ya. O tonlamalara baktığınız zaman hangi kostümün Cloud kahramanına M6 Prime olarak geleceğini az çok kestirmişsinizdir bence. Şu kostüm ya da bu kostüm gelecek. Görüşünüz nedir? Lütfen yorumda belirtin. M6 etkinliği ile ilgili gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağım. Mobile Legends oyunu bu yıl içerisinde Star Wars etkinliğini tekrar getirecek. Etkinlikte 1x'in günlük %50 indirimi olacak. Tarihini de birazdan söyleyeceğim. İlk 10x'in bir kereye mahsus %30'luk bir indirimi olacak. Etkinlik için Part 1, Part 2 premium tedarik gelecek. Etkinlikte çekilişler yaparak en iyi kostümleri çıkartmaya çalışacağız. Bizde olan kostümleri geldiğinde puana dönüşecek. Bu puanlarla birlikte etkinliğin mağazasından Star Wars kostümlerini, Çark Epic kostümlerini ve diğer kostümleri alabileceğiz. Ve arkadaşlarımıza kostüm gönderebileceğiz. Tabii ki de gönderdiğimiz kostümün önce kendimizde olması gerekiyor. Star Wars etkinliğinin ne zaman geleceği ile ilgili bilgiyi de şöyle söyleyeyim sizlere. Haziran ayında Jujutsu Kaisen gelecek. Temmuz Uza ruh konakçıları gelecek. Ağustos ayında bir aksilik olmazsa MLBX Ducati gelecek. Ağustos ayından sonraki aylarda bu yıl içerisinde Star Wars etkinliği oyunumuzda olacak. Eski Star Wars kostümlerini Cyclops, Argus, Kimi, Alucard alacağız ve bir sonraki yıl. Yeni yılda Star Wars'ın yeni kostümü gelecek arkadaşlar. Kime geleceğini de ilerleyen videolarda sizlere söyleyeceğim. Hazır olun Star Wars etkinliği bomba gibi geliyor. Ruh konakçıları etkinliği bomba gibi geliyor arkadaşlar. Etkinlikteki indirimlerden gelecek olan premium tedariklerden faydalanarak topladığınız biletlerle ruh konakçıları kostümlerinden birini çok uygun alabileceksiniz. Ruh konakçılarının eliminasyon efekti de ekranda görmüş olduğunuz gibi olacak. Ruh konakçıları ile ilgili birçok efekt çıkacak. Efektlerin hepsi böyle alevli tonlarda olduğu için bayağı güzel olacak. Geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir de şu konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Etkinliğin mağazasına baktığımız zaman kalıcı kostümler kısmında Gusion, Balmont, Harley, Hanabi, Brody gibi kolektör kostümlerinin olduğunu hatta alt tarafa indiğim zaman Valerin kolektör kostümünü vesaire burada olduğunu görüyorsunuz. Buradaki kostümleri Mobile Legends oyunu değiştirebilir canlar. Yeni etkinlikle birlikte yeni kolektör kostümleri ekleyebilir. Düşük bir ihtimal ama bilginiz olsun. Almış olduğum kayıtta sıkıntı olduğu için bu kısmı tekrardan bu şekilde çekmek durumunda kaldım. Sesim farklı gelebilir o yüzden kusura bakmayın. Ruh konakçıları etkinliğinin part 1 part 2 premium tedariği gelecek. Premium tedarik görevleri ise oyuna giriş yaparak 1 bilet, herhangi bir elmas süklemesi yaparak 4 bilet, 100 elmas süklemesi yaparak 6 bilet, 250 elmas süklemesi yaparak 8 bilet, 250 elmas süklediğinizde alt yükleme görevlerini de yapmış oluyorsunuz. 100 elmas harcayarak 4 bilet, 250 elmas harcayarak 6 bilet olmak üzere üzere Part 1 Premium tedarikten 29 bilet elde edeceğiz. Part 1'den 29, Part 2'den 29 toplamda 58 bileti sadece Premium tedarikten alacağız. Etkinlikteki çekiliş ödülleri kısmından da 15 bilet alacağız. Toplamda 73 bilet elde etmiş olacağız. Böylelikle ruh konakçıları kostümlerini almak daha uyguna gelecek. İlerleyen günlerde birkaç hafta sonra oyunumuza gelecek yeni sürüm notlarını da hızlıca sizlere anlatayım arkadaşlar. Burada Poe'sun revampından bahsetmiş. Zushin'i zaten söylememe gerek yok. Yi Sun alakalı kahramanımızın birin skin'in bekleme süresi ilk level'larda 11, yüksek level'larda 9.5 saniyeyken artık ilk level'larda 9.5 saniye, yüksek level'larda 7 saniye kadar düşecek. İkinci skin'in bekleme süresi ise 11 saniyeden yüksek level'larda 8.5 saniye kadar düşecek. Chu'ya ne zaman buff gelecek diye soran birçok kişi oluyordu. Arkadaşlar Chu'nun pasifi ile alakalı bir buff sunusu. Böyle hani Kayıyorsunuz, düz vuruş atıyorsunuz filan ya. Buradaki hasarı arttırmış Mobile Legends oyunu. Genel olarak baktığımız zaman bu buff. Chu'ya enerji sistemi gibi bir şey getirdiler. Böyle hareket ettikçe can barının altında bir enerji pasif fullenecek. Ve ondan sonraki düz vuruş hasar verecek. Bayağı bir hasar verecek. Ama kötü haber ultisini attığınız zaman belli bir mesafeye fırlatıyordunuz ya düşmanları. O mesafe birazcık daralmış bilginiz olsun. Y ve kahramanına çok büyük bir buff geliyor. Birinci skin nasarının bonusu artırılmış. %140 büyü hasar vururken %150 büyü hasar vuracak. İkinci skin'e baktığımız zaman da yavaşlatma etkisi %25 ile uzayan oyunda %50 idi. Bunu Erken oyunda %30, uzayın oyunda %60 yapmışlar. Nana kahramanı ile ilgili de Mobile Legends oyunu düzenlemeler yapmış. Bazı şeyleri değiştirmiş. İkinci skill'inin menzili, ikinci skill'inin rakipleri tavşana çevirdiğindeki o yavaşlatma etkisi, çevirme süresi, tavşanın yerde kalma süresi bunlarla alakalı düzenlemeler yapılmış. Ultisi ile alakalı nerf söz konusu. Ultisine baktığımız zaman yavaşlatma etkisi %50'den %30'a düşürülmüş. Artık ultide daha az yavaşlayacağız öyle söyleyeyim ve ultisinin hasarına baktığımız zaman da 440 660 artı yüzde 160 vururken büyü varken 400 600 artı yüzde 140 büyü gücü olacak ultisinin. Xavier kahramanı ile ilgili nerf söz konusu baktığımız zaman birinci skillinin mana tüketimi 70 lira 120'den 60 lira 90'a düştü. Yani daha az mana tüketecek ama hasar bonusuna baktığımız zaman %130 toplam büyü gücü varken artık %100 toplam büyü gücü olacak. Aurora ile ilgili bir buff söz konusu o da birinci skill ile alakalı. Temel hasar 350 lira 550'den 400 lira 700'e çıkmış. Hem erken oyunda Özellikle uzayan oyunda bayağı bir vuracak kahramanımız. Diğer bir hasar etkisinde erken oyunda 40 uzayan oyunda 60 iken artık 40'a sabitlediler. Erken oyunda da 40, uzayan oyunda da 40 vuracak ama yukarıdan bayağı bir hasar etkisi vermişler birinci skinle. Louie ile ilgili nerf söz konusu. Ultisinin içinden geçmişler arkadaşlar. Erken oyunda 50, uzayan oyunda 40 saniyede dönerken ultisi bundan sonra 60'a sabitlemişler. Ulti için bayağı bir bekleyeceğiz. Alice kahramanı ile ilgili buff söz konusu. İlk olarak şunu söyleyeyim. Rolü sanırım önceki güncellemede büyücü tanktan tank büyücüye dönüştürülmüştü. Tekrardan büyücü tanka dönüştürüldü arkadaşlar. Bunun yanı sıra temel manasıyla ilgili de yükseltme yapmış Mobile Legends oyunu. 493'ten 750'ye çıkartmışlar. Bu da Alice için bayağı bir iyi oldu özellikle ultisini kullandığı durumlarda. Esmeralda ile ilgili nerf söz konusu baktığımız zaman Esmeralda'nın defansını bayağı bir kırmışlar arkadaşlar. Gulu kahramanı ile ilgili buff söz konusu. Birin skinini bufflamışlar. Cavit kahramanına baktığımız zaman hem pasif ile ilgili hem de ikinci skin ile alakalı buff söz konusu ki gelecek olan bu güncelleme ile birlikte Cavit kahramanı bayağı bir tercih edilecektir. Alucard'a baktığımız zaman Alucard için genel anlamda nerf söz konusu arkadaşlar. Leomord için buff söz konusu. İkinci skill'inin bekleme süresi. Cooldown'unu 7 saniyede sabitken uzayan oyunda artık 6 saniyeye kadar düşebilecek. Ve ikinci skill'inin hasarını 300-400 artı %50'den 300-500 artı %60'a çıkartmışlar. Bayağı bir iyi olacak. Joy kahramanı da bufflanıyor. Ultisinin bekleme süresini Mobile Legends oyun 32 saniyeden 24 saniyeye düşürüyor. Çekeceğimiz var. Temmuz ayında yeni kostüm gelecek. Eamon kahramanının ikinci skill ile alakalı da Mobile Legends oyunu süre azaltımına gitmiş. Bekleme süresi 15 12.5 saniyeden 13 11 saniyeye düştü. Fredrin kahramanı ile ilgili nerf söz konusu ultisinin bekleme süresi 7 saniye ile 5 saniye arasındayken artık 10 saniye ile 6 saniye arasında düşürüldü. Yani erken oyunda ultisini çok geç atacak. Baras kahramanına nerf gelecek. Chip kahramanı için buff söz konusu. Moskov kahramanı için nerf. Nathan kahramanı için nerf. Beatrix kahramanına buff geliyor. Büyük bir ihtimalle kolektör kostümü getirmeyi planlıyor Mobile Legends oyunu. Bu yüzden de olabilir. Van Van kahramanı ile ilgili nerf söz konusu. Pasif atak hızını 1.13'ten 1.8'e çekmişler. Yani daha hızlı atarken daha yavaş atacak. Öyle düşünün. Rafael kahramanı ile ilgili de bir buff söz konusu. Kahraman mana tüketimini bayağı bir aza indirmişler. Yani birin skinini kullandığınızda 85 lira 145 arası mana tüketirken artık 45 lira 70 arası mana tüketecek ve ikinci skinindeki değerleri de görüyorsunuz. %150 arası mana tüketirken 80 120 arası. Bu tireli kısımları erken oyun uzayan oyun diye düşünebilirsiniz. Kaba taslak güncelleme notları bu şekildeydi. İlerleyen günlerde güncelleme notlarını daha profesyonel bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Bu videoda bu şekildeydi. Umarım sizler için bilgilendirici güzel bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.